Çanakkale Zaferi dünya tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. İsviçre Türk Diyanet Vakfı'na bağlı Bil ve Çevresi Diyanet Camii muhteşem bir etkinliğe daha imza attı. Güzel programlar icra eden. Yoğun katılımın olduğu program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Din Hizmetleri Müşaviri Ahmet Akın, Çanakkale ruhuna işaret etti. Çanakkale bizim tarihimizde tıpkı geçmişteki zaferlerimiz gibi ama bugünkü geldiğimiz noktada asla unutmayacağımız gencecik insanların mal, mülk, makam, mevki her şey bir tarafa, vatan uğrunda, mukaddesat uğrunda bir vatan gibisin. Yüce dağlarına çöken dumanla göklerde yazılı destan gibisin. Evet, tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biridir Çanakkale destanı. Dinle Çanakkale tarihte çakalların aslına çattığı yerdir. Bir hilal uğruna binlerce güneşin nuş eyleyip toprağa battığı yerdir. Vatan için, millet için civanların canlarını Allah'a sattığı yerdir. Program tarihçi yazar Talha Uğurlay'ın Çanakkale Destanı sunumuyla devam etti. Rauf Orbay. Osmanlı Devleti başta bu dünya savaşına girmez ama her geçen gün savaşa kendisini yakın görür ve derken bu savaşın içinde yer alır. Gecenin katılımcılarına mikrofonlarımızı uzattık ve görüşlerini aldık. Cemil Bey, Vil ve Çevresi Diyanet Vakfı'nın, Diyanet Camisi'nin organize ettiği bu Çanakkale 1915 programını nasıl buldunuz? İlk önce herkese, katılan herkese teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kadar yoğun ilgiyi beklemiyorduk ve bu kadar yoğun ilgiyi gördüğümüzden dolayı çok mutluyum. Ve Çanakkale programı kesinlikle tarihimizde olmazsa olmaz ve bunu insanlara bu akşam biraz daha yakından Talha Bey'in teşrif ettiğinden dolayı getirebildiğimizden dolayı çok mutluyum. Buradaki vatandaşlarımız da dediğiniz gibi çok yoğun ilgi gösterdi. Özellikle gençlerimize, çocuklarımıza Çanakkale 1915'in çok iyi anlatılmasını söyledi. Bu konuda da siz büyük bir çalışma içerisindesiniz gördüğümüz kadarıyla. Biz, evet, dediğiniz gibi Çanakkale'nin anlatılması çok önemli ve gençlere hitap edilmesi de çok önemli. Ondan dolayı tekrar Talha Bey gibi değerli tarihçi yazarı bize bu akşamki programımıza dahil edebildiğimizden dolayı çok mutluyuz. Ve inşallah ve gördüğümüz gibi de zaten en güzel şekilde hem gence 7'den 77'ye hitap edebilen bir şahıs. 1915 biliyorsunuz bizim geçmişimizin en büyük destanı ve geleceğimizin de göstergesiydi ve öyle de devam ediyor. Onun için bugünkü programı hakikaten gerçekten çok faydalı buldum. Konu içeriğiyle anlatım ve gençlerimizin ve bütün ailelerin dinleyiş tarzı beni çok etkiledi. Çok güzel konuyu işlemesi hocamızın. O yüzden ben de burada Kral Müzik Grubu olarak bulunmaktan, bu programa katkıda bulunmaktan dolayı da çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve size de. Çok memnunuz. Yani biz bunun reklamını gerçekten güzel yaptık. İyi yaydık. Bütün camilerimize ulaştık. Bütün sivil toplum kurullarına ulaştık. Medya mensupçuları sağ olsun bizi yalnız bırakmadılar. Hepsi geldiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güzel geçti. Dolu doluydu. Kreş uygulamamız güzeldi. Çocukları aşağıda ağırladık. Programın akışı güzel gidiyor. Biz gayet memnunuz. Programın akışından, gidişatından memnun kaldık. Doğu İsviçre'de bulunan Diyanet Vakfı'na bağlı camilerin birçok faaliyetleri var ve siz de sürekli olarak kermes olsun, bugünkü gibi tarihimize ışık tutan konferanslar olsun veriyorsunuz. Önümüzdeki yakın zaman içerisinde program var mı? Biz cami olarak kermes yapmıyoruz. Biz yaptığımız zaman senede bir veya iki böyle ses getirecek programlar yapıyoruz. Bundan bir ay önce bir gençlik programımız vardı. Siz de katılmıştınız zaten oraya. Kermes falan yapmıyoruz ama ses getirecek programlara biz daima açıyoruz yani.
O şekilde senede iki tane yapacağız. Şimdi şu anda belirlediğimiz bir programımız yoktur. Ama yalnız şöyle söyleyeyim, biz cami olarak camimizde integrasyon faaliyetleri gösteriyoruz. Camimizde haftada 3 gün Almanca kursu veriliyor. Cumartesi günleri Spiel grupumuz var. Çocuklara House of God'ın nafilfe veriyoruz. Bunu Kanton Bund Belediye ile beraber ortaklaşa veriyoruz. Katkılarını alıyoruz. Maddi manevi her türlü desteği o konuda veriyorlar. Tabii ki dini bilgiler de veriliyor camide. Mutlaka bizim hocamız Selahattin Süleyman Akın hocamız. Şimdi şu anda burada yoklar kendileri. Türkiye'liler bir imtihan sebebiyle. Yalnız hocamız bu dini konuları... Dini programlar ama hafta sonu genellikle veya okul tatillerinde, doğru mu çocuklarımız için? Şimdi önümüzdeki ayın 6'sında zaten Auschwitz olarak 8 derneğin düzenlediği çocuklara bir kamp düzenledik. Erkek çocuklarını yaklaşık 40 çocuğu Sankalen'de Hayden taraflarında bir kampa götüreceğiz. Bir hafta boyunca iki hocamız refakat edecek. Gönüllüler olacak orada. Bir hafta boyunca, bir senede alamadığı dini eğitimi bir hafta boyunca vermeye çalışacağız biz bu çocuklara. İnşallah o da iyi geçireceğini düşünüyoruz. Mükemmel bir konferans veriyorsunuz. Bu arada kitabınızı da inceleme fırsatımız oldu. Kısa olsa da tarihe ışık tutan bilgiler veriyorsunuz kitabınızda. Vatandaşlarımıza konferansta da aynısını vermeye çalışıyorsunuz ve veriyorsunuz da görebildiğimiz kadarıyla. Kitabınız hakkında daha detaylı sizin ağzınızdan bir bilgi alabilir miyiz? Ben yaklaşık bir 15 senedir Kanuni Sultan Süleyman'ın izine dolaşıyorum. Yani doğduğu yer Trabzon'dan vefat ettiği yer Zigetvar'a kadar tek tek yıllardır o nereye gittiyse, sefer yaptıysa oralara gidip onun izini sürmeye çalıştım. Ve tek tek buraları fotoğrafladım. Yani kitabın içinde gördüğünüz fotoğrafların hepsi benim şahsımı çektiği fotoğraflar. Çünkü tarihi yerinde incelemek gibisi yoktur. İkincisi, bugüne kadar biz tarihimizi hep yabancı kaynaklardan okuduk. İşte bir Fransız, bir İngiliz, işte bir Alman bizim tarihimizi yazmış. Ama bizi ne kadar bilebilirler? Bu anlamda bizim öncelikli olarak kendi ana kaynaklarımıza bakmamız lazım. Bu kitapta en önemli ölçü öncelikli olarak bizim ana kaynaklarımızın ele alınmış olması. Bir üçüncüsü, genelde bize bir tarih kitabı yazıldı mı sadece yazıdan ibaret olur. Tamam, bu güzel ama herkes bunu okumaz, sıkılır, bir köşeye bırakabilir. Bu kitap bu sebeple resmen bir resimli roman gibi, hikaye kitabı gibi, ilmi bir kitap olmasına rağmen, dipnotlu olmasına rağmen tamamen bol minyatürlü, arşiv belgesi niteliğindeki minyatürlerle ve gravürlerle bezendi. Yani metninde okuduğunuzu oradan izliyorsunuz ve hiç sıkılmadan tarihi gerçeklerle çok rahat okunabilecek bir ilmi çalışma yapıldı. Yani bunu ben şu şekilde anladım açıkçası sözlerinizden. Televizyonlarda gördüğümüz dizilerden çok farklı bir şekilde tanıdığımız Kanuni Sultan Süleyman'ı siz daha güzel anlatıyorsunuz. Sadece Kanuni değil, onun annesi Hafsa Hatun, babası Yavuz Sultan Selim, eşi Hürrem Sultan ya da o dizilerde çarpıtılan yok İzabeller, yok Zapolyolar, Bali Beyler, hepsinin gerçeği burada.